sevgili anneler. Şimdi Melis'e bebekler kendi odalarına ne zaman geçmeliler ve bu geçişi nasıl kolaylaştırabilirler onu soracağız. Evet Melis. Cevabı çok basit aslında. Anne ne zaman istiyorsa. Yani bu anne ve babanın kendi tercihine kalmış bir şey. Bilimsel olarak çocuğun odasına geçmesi gerektiği ya da odasına geçtiği için daha özerk, daha bağımsız olduğuna dair bir yaşa dair bir bilimsel kanıt yok. Evet. O yüzden aman şundan önce çocuğunuzu odasına geçirin, kendi yatağında yatsın, böylece daha bağımsız bir insan olmayı öğrensin diye bir şey söyleyemiyoruz. Hani o bildiğimiz klasik kalıp cümleler yani yok diyorsun. Bilimsel olarak yok. Bilimsel olarak yok. Şu var, özellik, bağımsızlık, kendine güven bir bütündür. Sadece evet. Yattığı yerle alakalı bir şey değildir. Çocuk gelişiminin tamamıdır. Evet. Bir ebeveyn olarak çocuğunuza nasıl davrandığınız, onun nasıl gelişimini desteklediğinizle çok alakalıdır. Yattığı yerle doğrudan alakalı değildir. Evet. Ama şu önemlidir. Bilimsel olarak anne ve bebeğin yakın yatmasının ileride bebeği daha bağımsız ve kendine güvenli kıldığı evet kanıtlanmıştır. Yani tam tersi. Ama yani benim bebeğim benle yatıyor, büyüyünce bana bağımlı bir kişilik olacak demiyoruz değil. O zaman değil mi? Değil. Bağımlılık ve bağ kurma farklı şeylerdir. Aslında anne ile bebek yakın olduğu zaman çok iyi bağ kurarlar. Ve hep söylüyoruz, o bağ kurulmadan, yani anne ile bağ iyi sağlamlaşmadan zaten bağımsızlık olmaz. Ancak hayata güvenen, kendine güvenen çocuk ileride bağımsız olur. Bu da anne ile sağlam bir güven ilişkisi ve bağ kurmakla mümkündür. Anne ile bebek beraber yatmalı mı yatmamalı mı, ya da ebeveyn diyelim, anne demek haksızlık oluyor. Bu tamamen annenin ihtiyaçlarına cevap vermesiyle alakalıdır. İster birinci ayında, ikinci ayında çocuğu odasına geçirsin, ister senelerce beraber yatsın. Önemli olan annenin bebeğin her ihtiyacında onun yanında pozitif duygularla olabilmesidir. Eğer bebek tabii ki ilk doğduğunda çok kısa aralıklarla emiyor, biliyorsun 2-3 saatte bir. Evet. Eğer bu kalkıp gitmeler, bu emzirmeler anneyi yoruyor. 2-3 seferden sonra anne artık gerçekten sinirleri bozulup gergin olmaya başlıyor. Bu çocuğa yarar değil, zarardır. Evet. O yüzden eğer anne bebeğine cevap vermek için fiziksel olarak da yakın kalmak istiyorsa kalabilir. Evet. Şunu sadece söylemem lazım ama. Bu kararı verirken birkaç şeye tabii dikkat edeceğiz. Bir tanesi 6. ayından sonra bebekler daha bilinçlidir. Bir 4. ayda, bir 6. ayda biz önemli bir gelişim atağı yaşarız. Bu illa bir atak olmak zorunda değil, bu bir gelişim adımıdır. Evet. O bebekler çok daha bilinçlenirler. Bilinçlenen bebeğin yeni bir ortama alışması, yeni bir yatağa alışması tabii ki biraz daha ilk 6 aydaki bebeğin davranışlarına göre biraz daha zor olur. Ama imkansız değildir, mümkündür. Ben kendi kızımı 5. ayda geçirdim mesela. Bana kalsa daha uzun bırakabilirdim. Bana da rahat geliyordu ama eşim bayrak kaldırdı. Evet. Bu da çok önemli bir şey. Evet. Dedi ki yani ben sağa dönüyorum, sola dönüyorum. Yok dönme, yok işte azıcık hırladın. Böyle hır 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 bir şey dedin. Yok suyun kapağını bile açamıyorum dedikçe. Çünkü anne çok hassas oluyor o aylarda. Aman uyanacak diye. Evet. Anne babanın da ilişkisi açısından bu çok önemlidir. Hep diyorum anne kimliğinizi eş kimliğinizle lütfen dengeleyin. Aileniz bir bütün. Evet. O yüzden eğer anne babanın da artık ilişkisini bu herhangi bir sebepten dolayı, karı koca ilişkisi de olabilir, rahat uyuyamamak da olabilir. Eğer engelliyorsa o zaman lütfen siz anne olarak bunu da değerlendirin. Anne baba olarak ortak bir karar verin ne zaman geçmesi gerektiğine dair. Evet. Dediğim gibi onun dışında anne baba ne zaman istiyorsa. Yani uyku sorununu genel olarak, daha doğrusu uyumayı değerlendirirken hem anneyi hem babayı hem bebeği, üçünü de göze alarak hani hareket edeceğiz diyorsun. Aile de yaşıyorsunuz. Uyku evet. Tek başına olan bir şey değil ki. Evet. Uyku gelişimin ve aile hayatının bir parçası. Ve özellikle hani son dönemlerde gördüğüm babalar da anneler kadar bu işe dahil. Evet. Bana gelen danışanlarım hep anne baba olarak geliyorlar. Ne mutlu. Evet. O yüzden böyle bir paylaşımla ailede de zaten o karar beraber alınmalı. Her kararın beraber alındığı gibi çocukla ilgili. Evet.